harcımızı hazırlamak için dolmamızın iç harcını, pirinci ve kuzu etini, kıymamızı güzelce kavuracağım. Bunun için ocaklarımızı açıyoruz. Pirincimizi koyduktan sonra şimdi suyu da üzerine çekeceğim. Güzelce haşlayacağım pirinci. %100 olarak haşlamıyoruz. Bir süre haşladıktan sonra süzdürerek alacağım ve kıymayla karıştıracağım. Kıymayı parçalayarak şimdi tenceremin içerisine alıyorum. Bunun içerisine biraz tereyağı, kuru soğanı ekleyeceğim içerisine. Şimdi kuru soğanı da çok ince bir şekilde doğruyorum. Şimdi bunu da ekleyeceğim içerisine. Hepsini bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Kıymayı soğanla beraber bir süre kavuracağım. Kıyma biraz suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Pirinç istediğim gibi haşlandı. Kıyma da güzelce kavruldu. Şimdi pirinci süzdüreceğim önce. Evet, bir süre pirinç bekleteceğim. Çam fıstığını ekliyorum içerisine. Kuş üzümü. Güzelce karıştırıyorum. Badem. Biraz biberiye. Tuz. Karabiber. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını da kapatalım. Sıra geldi dereotu ve maydanoza. Bunları da çok ince bir şekilde kıyıyorum şimdi. Bunları da ekliyorum içerisine. Son olarak pirinci de ekleyelim. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi sıra geldi kavunu hazırlamaya. Kavunu dilerseniz yatay kesebilirsiniz ya da ortadan ikiye kesebilirsiniz. Her iki türlü de yapmak mümkün. Sadece sap kısımlarını alıyorum şimdi. Kavunumu bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Fakat şimdi düz durabilmesi için de altlarından bir parça kesip düzeltiyorum. Ve şimdi ortadan ikiye kestikten sonra kavunumun içini temizleyeceğim. Çekirdeklerini bu şekilde alıyorum. Çekirdeklerini aldıktan sonra şimdi kavunun içinden de biraz azaltıyorum. Yine kaşıkla yapıyorum bu işlemi. Şimdi bu çıkartmış olduğum kavun parçalarını da küçük küçük doğrayacağım. Fırında pişirme yapacağım. Kabımın içerisine alıyorum kavunlarımı. Ve bunun içerisine de şimdi iç harcı dolduracağım. Ama onun öncesinde biraz önce parçalamış olduğum, doğradığım kavun parçalarını da iç harcımın içerisine karıştırdım. Evet, kavun dolmalarım şu anda hazır. Fırına götüreceğim. Üzerlerine de birer parça tereyağı bırakacağım. Tereyağı da güzelce eriyecek üzerinde 190-200 derecede 20 dakika pişireceğim ve servise sunacağım. Kavun dolması güzelce pişti. Servis yaparken de taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz tabağınızı. Bu güzel lezzet servise hazır.